Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ee, kızımın Zoom'dan girdiğimiz için Başak demiş yazıyor ama artık onun Bülent Ödemiş olduğunu biliyoruz zaten. Ee, oldukça iyi bir sayı. 84 kişi açıkçası bu kadar çok katılım olacağını beklemiyordum. Umarım herkese faydalı olur. RCP indikasyonlarına geçmeden önce... E, kendi çalıştığım ERCP odasından kısaca bahsedeyim. Ben yaklaşık 12 yıldır gastroenteroloji ile sadece RCP yapıyorum. Yüksek İhtisas'tan geldim. Yüksek İhtisas Hastanesi ERCP ünitesi Türkiye'de en fazla RCP yapan üniteydi. Bu hastaneye taşınırken de bir hayalim vardı. Bu hastaneyi de RCP'nin Türkiye'de merkez haline getirmek. Ee, ilk ERCP yaptığımız 11 Şubat 2019 tarihinden e, 11 Şubat 2020 tarihine kadar bir yıl içerisinde de şehir hastanemizde 2000 ERCP işlemi gerçekleştirdim. Bu yılda e, korona salgınına rağmen bu sayı yaklaşık 1700 civarında sonlandı. ERCP ve belki de en önemli şey arkadaşlar ERCP'nin indikasyonu. Bu bizim e, hocamız yaşayan bir efsane. Emekli kendisi ama özel bir yerde, kendi yerinde çalışıyor. Onun lafı bu. Ne kadar az endikasyon o kadar çok komplikasyonla sonuçlanır derdi. Peter kattığımda e, endoskopinin dünyada e, yaşayan yine e, emekli olmuş efsanelerinden biri. Bu da onun lafı. RCP ona en az ihtiyacı olan için en tehlikelidir şeklinde çok güzel bir söz. Neden endikasyon önemli? Çünkü ERCP'nin yüksek komplikasyon oranı var. İleride belki bunları da anlatırız sizlere. Yaklaşık yüzde yedi spesifik komplikasyonu var. Yüzde bir iki arasında şiddetli komplikasyonlar var. ERCP bildirilmiş ölüm oranı olan bir işlem. Yani yaklaşık yüzde 0.3, binde 3 gibi bildirilmiş bir ölüm olanı olan bir şey ve batıda açılan e, hekim ilişkili davalarda en önemli konu ERCP'nin doğru indikasyonda yapılıp yapılmadığı. Bunu geçelim. Bu nedenle ERCP'yi guideline'larda e, açık olarak e, gösterilen indikasyonlarda ve doküment ederek yapmamız lazım. Doküment etmekten de kastımız şu, yani telefon bilgilerine işte bu hastada bu yapılsa iyi olur şeklinde değil, indikasyonu net olarak kağıt üstünde de göstermek şart. Peki bu kadar önemli dedik. Çok da geniş indikasyonları var ERCP'nin. bunları dört, 4-5 başlık halinde toplayabiliriz. Bunlardan biri acil RCP indikasyonları. Buna hepimizin çok iyi hakim olması lazım. Diğerleri bir yer ERCP indikasyonları, pankreatik indikasyonlar, ampuller indikasyonlar, bir de son olarak ERCP'nin tanısal kullanılabildiği durumlar var. Acil ERCP sevgili arkadaşlar üç durumda lazım olur bize. Birincisi akut kolanjit, ikincisi akut bir yer pankreatit, ve üçüncüsü de safra kanal kaçakları. Akut kolanjit tepimizin bildiği gibi safra yolunun obstrüksiyonu ve enfeksiyonunun kombinasyonundan kaynaklanan bir hastalık ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden ve acil tedavi gerektiren sistemik bir durum haline geliyor. En sık nedeni koledok taşı. Şöyle sizin içinde biraz demonstratif olsun diye bu papilla major oradan kona olan bir da püy geldiğini görüyorsunuz. Dahiliyeci olarak hepimiz bildiğimiz gibi bunda şarkot triyadı var. Yani ateş, sarılık, sağ üst katran ağrısı ile tanı koyuyoruz çoğunlukla. Eğer buna hipotansiyon ve şuur bozukluğu da ekleniyorsa buna da Reynold Pentadı diyoruz. Bunun üstüne sevgili arkadaşlar özellikle kolanjit için Tokyo Guideline kriterleri kullanılıyor tüm dünyada. En son bu 2018'de güncellendi. Burada Tanık koymak için 3 kategoride bulguları değerlendiriyoruz. Birincisi sistemik inflamasyon olacak hastada. Ateşi olacak 38 derecenin üstünde. A2 olarak da beyaz küre sayısı anormal olacak. 4000'in altı ya da 10.000'in 10 üstü ya da SRP'de yükseklik olacak. Bunlar sistemik inflamasyonu gösteriyor. İkincisi kolestazın kanıtları olacak. Sarılık. Buradan kastımız total bilirubin düzeyinin 2 mg'ın üstünde olması. İkinci grup ise artmış serum, alkalen, GGT, ALT ve AST düzeyleri ki bunların da bir buçuk katın üstünde olması. Üçüncü grup olarak görüntüleme var. Burada birinci olarak biliyer dilatasyon, ikinci olarak da etiyolojinin kanıtlarını arayacağız. Eğer her üç gruptan birer tane tanıyı sağlayacak madde varsa bu hastada kesin akut kolonjit var diyebiliriz. Ama sistemik inflamasyonu gösteren şu iki bulguya B ve C'dekilerden sadece biri eşlik ediyorsa bu durumda şüpheli kolanjitten bahsetmek mümkün. Bu sunuyu arz ederseniz sonra hepinize verebilirim. Yani kime kolanjit diyeceğimizi hep beraber böylece doğru kararlaştırmış oluruz. Bunun önemi nerede? Biraz önce söylediğimiz şarkot triadını kullandığımız zaman kolanjitin tanısında yüzde yirmi bir sensitivite varken bu guideline'ı Tokyo guideline'ı kullandığımızda sensitivite yüzde doksan kadar çıkmakta. Kolanjit'in bir sınıflaması var. Hafif, orta ve şiddetli diye. İki, moderate ve sever olmayanlara hafif kolanjit diyoruz. Bu kriterleri burada tek tek saymayayım. Ama burada şu önemli. Şiddetli kolanjit dememiz için hastada en az bir yeni başlayan organ sistem disfonksiyonu olacak. Yani kolonjit olan bir hastada ne zaman alert olacağız, daha aktif davranacağız? Kardiyovasküler sistemle ilgili dopamin gerektiren hipotansiyonu varsa, özetleyelim. Sinir sistemiyle ilgili şuur bozukluğu varsa, solunum sistemiyle ilgili PAO2 bölü FIO2 oranı 300'ün altındaysa, Böbrekle ilgili kreatinin düzeyi 2 mg bölü desilitrenin üzerinde ise karaciğerle ilgili INR 1.5'un üzerine çıkmışsa ve hematoloji sistemle ilgili de platelet 100 altına düşmüşse siz bu kişide yeni başlayan bir organ sistem disfonksiyonu var kanaatine varacaksınız. Bunun önemi nerede? Akut kolanjitin demin söylediğimiz gibi Tokyo Gagdain'ına göre tanısını koyduk. Antibiyotik ve sıvı tedavisine başladık. Şiddeti de derecelendirdik. Hasta hafif kolancit ise elektif ERCP yapılabilir. Yani bundan kasıt şu aslında bütün bu sınıflamanın e, derdi e, mesai saatleri dışında böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapalım? İşte cuma akşam hasta geldi hafif kolancit olduğunu düşünüyoruz. Bu hastayı pazartesiye kadar tutabilirsiniz. Elektif şartlarda ERCP yapılabilir. Orta şiddette kolancit dediğinizde 48 saatten daha kısa süre içerisinde RCP yapmanız lazım. Şiddetli kolancık yani demin saydığımız organ sistem disfonksiyonlarından biri varsa acil RCP yani 24 saat içinde RCP yapmak lazım. Bunlar çok önemli. Burada gecikme mortalitede artışla çok direkt ilişkili. İkinci acil RCP endikasyonumuz ise akut bir yer pankreatit. Hepimiz çok iyi biliyoruz pankreatite nasıl tanı koyduğumuzu. İşte tipik pankreatik ağrı olacak. Üç kattan büyük amilaz ve veya lipaz olacak. Bir de pankreatin radyolojik kanıtları olacak. Bu üç kriterden en az ikisi varsa akut pankreatit tanısı koyuyoruz. Peki akut pankreatit olan hastanın bir diğer pankreatit olduğunu nasıl anlayacağız? Burada önemli olan görüntüleme, safra yollarının dilat olması bir diğer pankreatit için önemli bir kriter. Diğer bir şey de Üç kattan büyük ALT düzeyinin olması yine biliyer pankreatit lehine. Peki bütün biliyer pankreatitlerde ERCP yapalım mı acil? Hayır yapmayalım. İki durum var acil ERCP gereken. Acilden ne kastımız bu pankreatit için 48 saat içinde ERCP. Ya pankreatite eşlik eden kolanjit olacak hastalar. Zaten biraz önce konuştuk. Kolanjit varsa ERCP'mizi yapıyoruz çok bekletmeden. Burada asıl önemli olan şu, kolanjit olmasa bile devam eden bir yer obstrüksiyon kanıtı varsa, 48 saat içinde RCP yapacağız. Yani buradan kasıtçı bir sonraki slaytta göstereceğim. Papilin ağzına sıkışık taş olduğuna kanaat getiriyorsa. Bunu nasıl anlayacağız? Normalde yer pankreatite yol açan taşların %80'i spontan olarak kendiliğinden düşmekte. Öyle olduğunda işte başlangıçta AST, ALT, ALKALEN, GGT, BİRİRİBİN yüksekken taşın pasajıyla birlikte ertesi gün baktığınızda bütün değerlerin hızlıca normale geldiğini görürsünüz. Halbuki taş ha bile impakti ise hastada karaciğer fonksiyon testlerinde düzelme değil, artma trendi olur. Bir de pankreatitten beklenmeyecek ölçüde şiddeti azalmayan ağır olur. Bunlar bize impakti taş olarak Değerlendirilmeli tarafımızca ve hastaya, ERCP'ye yönlendirmeliyiz. İşte şurada şu papilla major ağzına sıkışık siyah taşı görüyorsunuz. Böyle olduğu zaman çoğunlukla hastalar böyle bir doğum sancısı çekiyor gibi ciddi bir ağrı duyarlar. Enzimleri her baktığınızda gittikçe yükselir, bilirubin yükselir. Bu hastaları bekletmemek lazım. Peki akut bir diğer pankreatit var. Tamam 48 saat içinde yapmayalım ama elektif RCP indikasyonları var. bunlara da iyi bilmemiz lazım. Ya böyle impakte değil, demin söylediğimiz gibi değil ama onun içinde bir taş var, yüzüyor. Yani öyle aşağıya sıkışmamış. Bu durumda elektif RCP yapıp çıkartmamız lazım. İkinci önemli bir indikasyon, yaşlı hasta ya da komorbid çok hastalığı var, bir diğer pankreatit geçirdi, kesesinde taşları var, kolestektomi yapamıyoruz. Bunlar da hasta tekrar bir diğer pankreatit geçirmesin diye, bir diğer yapmak gerekiyor. Bir diğer ise hamilelik esnasında bir diğer geçiren bir hastada kolistektomi yerine hamilelik esnasında tekrar bir diğer olmasın diye yine bir diğer için ERCP yapabiliriz. Bunun önemi şurada. Bence bu hepimiz için önemli. Eğer bir hasta akut bir diğer pankreatitin ilk atağını geçirdikten sonra Definitif tedavi yapılmaz ise. Yani burada definitif tedaviden kastımız şu. Ya kolestektomi yaptırıp keseyi aldıracaksınız ki yeni bir taş pasajı olmasın. Ya da sifinkteritomi yapacaksınız ki aşağıya sıkışarak yeniden taş sıkışarak bir pankreatte yol, aç, yol, açmasın. Her ikisini de yapmazsanız 3 ay içinde hastaların yaklaşık üçte biri yeniden bir pankreat batağı geçiriyor. Bu nedenle mutlaka ikisinden birini yapmak lazım. Üçüncü acil derece endikasyonumuz safra kanalı kaçağı. Safra kanalından niye kaçak olsun? Bir yer incir olabilir, travma olabilir, yaralanmalar olabilir. En çok gördüğümüz şey kolestektomi sonrasında oluyor safra kanal kaçakları. Yine perkütan girişimlere bağlı olabilir. Bu durumda genellikle peritonit bulguları, safra peritoniti bulguları olur hastada. Ağrı, ateş, sepsis bulguları olur. Görüntülemede sıvı görürüz. Asitten oluşan bir sıvıdır bu. Bu mayi asiti perkütonaz ponksiyon veya direnle boşaltmak gerekir. Ve daha sonra bu safra kaçağını önlemek için ERCP endikasyonu var. Acil ERCP endikasyonlarından sonra bir diğer ERCP endikasyonlarına geçelim. Burada en çok şimdi anlatacağız. Koledok taşı için ERCP yapıyoruz. Bunun yanında benim bilyer darlıklar, karaciğer nakli sonrası olan sorunlar, malin bilyer darlıklar, bilyer ağacın konjenital anomalileri, akut kolesistit ve bilyer parazitlerde ERCP endikasyonu olabilir. Koledokol Görüyorsunuz bu safra kanalı. Burada sağ ve sol safra yollarının hepatik taklidi ve koledo görüyorsunuz. İçinde böyle kesme şeker gibi taşlar olduğunu görüyorsunuz. ERCP'de biz papillaya böyle bir sphincteritomi yapıyoruz. Şu üst sınıra kadar kesebiliyorsunuz ve daha sonra taşları çıkarıyoruz. Burada bir kişi de koledok taşı olduğuna ve bunun RCP gerektirdiğine kanaat getirmek için de yine şu şu guideline'ı kullanmamız lazım ve bunu yine bence hatta bastırıp elinizde bile tutabilirsiniz. Üçe ayırıyoruz hastaları. Koledok taşının yüksek ihtimali olan hastalar. Sevgili arkadaşlar, burada eğer siz ultrason CT, MR, MRCP herhangi bir görüntülemede radyolog ya da siz bakıyorsanız, siz common bile duct'ta taş var diyorsa buna RCP yapmanız gerekiyor. Yani aslanın biliribini yüksek, düşük, ağrısı var, yok bunların hiçbirine bakmıyoruz. Direkt taşı görüyorsa RCP yapıyoruz. İkincisi biraz önce söyledik. Kolancit varsa RCP yapıyoruz. Asıl önemli olan bunlarda pek sorun yok. Yani hastada taşı ultrason ya da bu görüntülemeler görmüyor ama hastanın bilirubini 4 mg'ın üstündeyse ve kanbun baylak dilate ise yine RCP e yapıyoruz. Bu ikisinin bir arada olması çok önemli. Bu ikisi bir arada değilse yani taş görmüyoruz bilirubin 4'ün üstünde ama saf yolları yeterince dilate değil. Ya da saf yolları dilate bilirubin 4'ün altındaysa yani şu intermediate grubu oluşturuyor bunlar. Bunlar da direk RCP yapmıyoruz. EUS ya da MRCP ile taşın varlığını doğrulamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz ona gelelim. Taşı gördük ya da bilirubin dördün üstünde ve saflı yolları dilatı yüksek ihtimal piro ve RCP yapıyoruz. İkinci grup orta grup dedik. Bunlar da yani ya bin dördün üstünde ya da safra yolları dilatı. ikisi bir arada değil. Bunlara pireop, EUS ve MRCP yapıyoruz. Taş varsa RCP yapıyoruz. Bunların hiçbiri yoksa direkt laparoskopik kolestektomi ameliyatını hastayı verebiliyoruz. İkinci biliyer endikasyon grubumuz geniş bir grup. Benim biliyer darlıklar çok detaylara girmeyeceğim ama hepinize biraz da vizyon sağlayacağını düşünüyorum. Burada bizim klinikte en çok postoperatif darlıklarla karşılaşıyoruz. Benim biliyer darlık olarak. Özellikle kese ameliyatlarından sonra görüyoruz bunları. Bir de biliyor enterik anastomozlarda da görülüyor akut pankreatite ve kronik pankreatite bağlı bir yerdarlıklar gelişebiliyor. Primer siklerozan kolanjit, otoimmün pankreatit yine benim bir yerdarlık nedenleri. Mirizi sendromu, SAMP sendromu ve portal hipertansif biliopati gibi daha az gördüğümüz benim bir yerdarlık nedenleri de var. Şimdi 200 kese ameliyatından, laparoskopik kese ameliyatından yaklaşık biri arkadaşlar bir yaralanmayla sonuçlanıyor. Şurada onun bir cerrahi resmini koydum. Bunun nedeni genellikle cerrah kambun bayrakla sistik kanalı karıştırıyor ve sistik kanalı kesip bağlamak yerine kambun bayrakta yaralayabiliyor. Şimdi bunlar da eğer tam kesi yoksa endoskopik tedavi RCP hemen hemen tüm hastalarda fayda sağlayabiliyor. Tam kesi olduğu durumda da biraz sonra göstereceğim bazen fayda sağlayabilir. Örnekler gösterelim. Kesi ameliyatı sonrası hastada sorun var. Bakın MR'da burada sıvı olduğunu, kolizoktan kaçak olduğunu görüyorsunuz. ERCP yapmışız ama yukarıya hiç opak geçmiyor. Yani bu kesildiği yerden. O nedenle hastaya PTK yapılıyor. Bakın o da şurada kesiliyor ama PTK aşağıya internale telini geçirmeyi ve direnini geçirmeyi başarıyor. Daha sonra randevu metoduyla stentler koyuyoruz. Belli periyotlarla stentleri değiştiriyoruz ve nihayetinde şöyle hiç olmayan bir yerden şöyle bir safra kanalını ERCP ile sağlamak mümkün. Yani bu niye önemli? ERCP'nin neler yapabileceğini kavramak açısından çok önemli. Başka bir hasta bakın. Yine kolestektomi yaralanması. Neredeyse burada doku kaybı var. Seanslar halinde işlemler yapıyoruz. Koyabildiğimiz kadar çok stent koyuyoruz ve şu durumdan şurada gördüğünüz gibi geniş bir safra kanalı açıklığını sağlayabiliyoruz. Bunu geçelim. Peki darlığı geçemiyorsak şu manzara en korkunç olanı veriyorsunuz. Yukarıda sıfır opak var. Hiçbir şey yapamaz mıyız? Belki bundan 10 sene kadar önce bunların direkt tedavisi cerrahiydi. Ama bunlara da tedavi yapabiliyoruz. Mıknatıs koyuyoruz arkadaşlar. Bunu 2013 yılında Türkiye'de ilk defa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde e, ben yaptım. Bu 36 yaşında bir bayan hastaydı. Bir üniversite hastanesinden geliyordu. Kesi ameliyatı sonrası bakım neredeyse burası tamamen ortadan kalkmış gibi. Şu sağ dalı biz bulabildik ama sol dalı bulamadık. Endoskopik ve perkütan yolla iki tane mıknatıs koyduk. Bu mıknatıslar yaklaşık iki hafta içerisinde birbirine yaklaştılar ve yapıştılar görüyorsunuz. Sonra bu mıknatısları çıkarttık. Çokça stent koyduk. Ve şöyle olmayan bir yoldan neticede şu hale getirdik ki bu hasta yaklaşık 8 yıldır e, tamamen sağlıklı, laboratuvar normal takibimizde. Bir diğer benim bir diğer darlık nedeni, biliyorum enterik anastomoz darlıkları. Bunların çok detayına girmeyeceğim ama şöyle yine bir görüşünüz e, artsın diye bahsedeceğim. Koledoku duodenostomi ameliyatları yapılabiliyor. Yani koledo bulbusa anastomoz yapıyorsunuz. Bakın daralmış. ERCP ile girmişiz. Tel koyuyoruz. Balonla dilat ediyoruz. Şu bizim balonun skopik olarak görünümü. Stentler koyuyoruz ve şöyle e, başlangıçtaki şu hali böyle geniş bir hale getirebiliyoruz. Bir diğeri de e, RO-NY hepatikoloji hastalarında ERCP. Bu zor bir ERCP metodu. Normal duodenoskopla yapamıyorsunuz. Double balon enteroskopla böyle çok uzun bir yol giderek anastomoz hattına, hepatikojejin ostomi anastomoz hattına ulaşabiliyorsunuz. Şurada olduğu gibi. İşte oralara stentler takabiliyorsunuz ve böyle açıklık sağlayabiliyorsunuz. Şu da bizim yine e, sık kullandığımız bir metot. Eğer EC, jejunostomisi bakın arkadaşlar. Sağ ve sol safra yolları. Buraya bir jejunum getirilmiş ve anastomoz yapılmış. Bazen cerrahlar buraya ERCP gerekir diye şu lupu, bağırsak lupunu e, şeye bağlıyorlar, cilde bağlıyorlar ki kısa yoldan RCP mümkün olsun diye. Böylece hastanın karnından bu yapılan e, permanent yoldan girerek şu şekilde gördüğünüz gibi RCP yapabiliyoruz. Bir diğer şey akut pankreatit. Biraz önce anlattık. Biliyorsunuz koledon e, pankreasın içinden geçen bir intrapankreatik kısmı var. Hastaların bir kısmında pankreatite sekonder bu intrapankreatik koledok şurada gördüğünüz gibi böyle daralıyor. O zaman stent koymanız gerekebiliyor. Ama bunlar genellikle 6 ay içerisinde spontan düzeliyor. Kronik pankreatite bağlı benim bir diğer darlıklar ise bu akut pankreatinin aksine çok dirençli darlıklar oluyor. Neden? Biraz önce söyledik ya koledon pankreas içinden geçen kısmı kronik pankreatitte bu fibrozise bağlı, oradaki kalsifikasyonlara bağlı... Sıkı bir şekilde daralıyor ve diğer bir yer darlıklardan çok daha dirençli bir darlık haline gelebiliyor. Bunların bir e, fare kuyruğu şeklinde şu şekilde bir görünüm oluyor. Bunu hemen tanıyabiliyorsunuz çoğunlukla. Bu yine benim hastalarımdan biri. Bu şeyde gösterdiğim hemen hemen tüm resimler kendi vakalarım. E, koledon distalinin fare kuyruğu gibi daraldığını görüyorsunuz. Bu pankreas da kronik pankreatit olan hastanın stenti. Sonra hem koledon hem pankreas kanalında stent koymuşuz. Yine benzer bir resim. Kronik pankreatiti olan bir hasta bakın. Pankreas kanalı normalde 2 milimetre filandır. Burada çok yani neredeyse 1 santimetre haline gelmiş. Ve koledonda intrapankreatik kısmı daralmış. Bunlarda da ERCP yapmak gerekiyor. Burada çok detaya sizin ihtiyacınız yok ama şunu söyleyelim. Semptomatik olmasa bile hastalarda eğer bir aydan uzun süreli alkalen fosfataz yüksekliği varsa bu hastalarda sekonder bir yer siroz gelişimi olabileceği için bunların da yine direncinin sağlanması gerekiyor. Bunlarda bir çalışma yaptık biz. Literatürde de var. Metal stentler koyarak kalıcı iyilik sağlayabilir miyiz diye. Şöyle bir darlığı hastaya yaklaşık 6 hafta tam kaplı metal stent koyarak şöyle düzeltmişiz bir hastamızı. Bir diğer benim bir yer darlık nedeni primer siklerozan kolanjit. Arkadaşlar PSC nasıl tanı koyuyoruz? Kronik kolestatik enzim yüksekliği oluyor hastalarda. Özellikle alkalen fosfatazı yüksek olan hastalara poliklinikte rastlarsanız dikkat etmenizi öneririm. Şimdi bu hastalarda alkalen fosfataz yüksekliğini arıyoruz. İşte siz dahiliyeci olarak Benden de iyi bilirsiniz. Bir sürü tetkik istediniz. Bir şey bulamadınız. ve bir görüntüleme yaptınız ve diyelim MR yaptınız. İntrali veya ekstrapatik safra yollarında birden çok yerde darlıklar olduğunu gördünüz. Alkalen fosfatazı yüksek. Multifokal striktürler var. Bu durumda ne yapacağız? Sekonder sklerodan kolonjide yol açan hastalara bir neden var mı? Onu sorguladık. O da yoksa aşağı yukarı hastanın PSC olduğunu söyleyebiliriz yine benim hastalarımdan biri. Çok ince bir kolido var. PSC'de intrahepatik safra yollarındaki şu boncuklanmaları görüyorsunuz. Darlıklar, düzensizlikler olduğunu görüyorsunuz. Bu hastalarda peki diagnostik RCP yapalım mı? Aslında çok fazla yeri yok. Çünkü iyi bir MRCP ile tanıya koyabilirsiniz. Koyamasanız bile karaciğer biyopsisi PSC'de tanı koydurucu olabilir. Yani çok nadiren hem MRCP hem karaciğer biyopsisi şüpheli ya da kontrendike. Yani çok da tanı koymanız gerekiyor. ERCP yapmanın potansiyel faydası da fazla diyorsanız tanısal ERCP düşünülebilir. Yani PSC için yüksek bir şüphemiz var. MRCP istedim. Normal çıktı. Yüksek kalite bir MRCP istiyoruz hastayı çünkü RCP'den korumak önemli. Çok kont, e, komplikasyonları çok fazla oluyor bu hastalarda. Yüksek kalite MRCP şüpheli geldi. E, karaciğer biyopsi yaptım o da şüpheli. RCP'nin de bir faydası var gibi bir kanaatiniz gelişiyorsa diagnostik RCP yapabilirsiniz. Peki terapotik RCP indikasyonları var mı? var hastanın PSC olduğunu artık biliyoruz. Semptomatik anlamlı dominant strüktürü var. Buradan yani e, semptomdan kastımız sarılık, kaşıntı, kolonjit oluyor. Yapacaksınız. Semptomu olmasa bile kolestetik enzimlerinde özellikle alkalen fosfatas düzeyinde artış devam ediyorsa yapacaksınız. Ve yine bunlar olmasa bile yeni bir dominant strüktür anlamlı strüktür gelişiyor ya da var olan bir dominant strüktür ilerliyorsa bu hastalarda biliyorsunuz kolangiozellüler seyah riski fazla. Bunu e, burada da fırça histolojisine tanı koymak amacıyla es de yapabiliriz. Bunu geçelim. Otoimmün kolonjiyopati bu e, yani biz e, dahil ner, neredeyse böyle bir hastalık yoktu e, sevgili genç arkadaşlar. Günümüzde gittikçe artan sıklıkta tanı konulan biraz da popüler bir hastalık haline geldi. Otoimmün kolanjiyopatinin özelliği şu. Şimdi bunun detaylarına girmeyeceğim ama şöyle sanki pankreasca da distal kolanjiyo SA gibi distalde bir darlığa yol açabiliyor. Sanki PSC gibi bir görünüme yol açabiliyor. Ve sanki klaskin tümörü, kese tümörü gibi bir görünüme yol açabiliyor. Yani birçok malin hastalığı taklit eden kolanjiyografik bulgulara sahip bu durumda böyle çok e, hastaya morbidite ve mortalitesi yüksek cerrahiler ve gitmeden önce otoimmün kolanjitin tanıda dışlanması mutlaka lazım. Benim hastalarından biri bakın koledon distalinde uzun sıkı bir darlık var ve yukarısı da deminki PSC resmini hatırlayın arkadaşlar PSC gibi. Bunlarda ne yapıyoruz? Eğer tanıyı koyduysak Bilirubin de üç miligramın üstündeyse bu hastaların tedavisinde steroid veriyoruz. Kırk miligram e, günlük dozla başlıyoruz. Steroid verdiğinizde e, bilirubin de üçün üstündeyse bu hastalarda kolajit gelişebileceği için bir stentle direnen sağlamak öneriliyor. İkincisi steroidin etkisi uzun sürede ortaya çıkıyor. Yani genellikle bir buçuk iki ay sonra ortaya çıkıyor. Bu nedenle o süre içerisinde bilirubini düşürmek için ERCP yapmak öneriliyor. İşte bu deminki hastamızı hatırlayın, distalisi kadar, yukarısı PSC, uygun steroid tedavisini vermişiz. Hemen hemen tamamen aşağıdaki darlığın düzeldiğini ve yukarıdaki PSC görünümünün düzeldiğini görüyorsunuz. Mirizi sendromu, bu şu demek e, e, genç arkadaşlarım, ya kesede ya da sistik kanalda bir taş var. Koledon kendisinde değil bakın kesede diye düşünün ama bu kesedeki taş koledoğa basıyor. Bir de inflamasyon oluyor burayı böyle daraltıyor. Buna mirizi sendromu deniliyor. Burada yine RCP indikasyonu var bilir düşürmek düşünmek için. Portal hipertansif biliyopati de şöyle kabaca aklınızda kalsın. Portal vende tromboz var. Cavernous transformasyon gelişiyor. İşte buralarda bir sürü kolateral venler oluyor. Bu venler safra yollarına değişik yerlerden basıyor. Buna da portal hipertansif biliopati deniliyor. Bu durumun tedavisinde de yine yani bilirbini düşürmek için ERCP yapmak gerekiyor. Karaciğer nakli sonrası da ERCP'nin birçok endikasyonu var. Anastomotik ve non anastomotik darlıklar olabileceği gibi kaçak olabiliyor. diğer kas sendromu diye bu duruma özgü bir hastalık var otis finkler disfonksiyonu, reküren bir yer hastalık yani hastanın daha önceki TSC'sinin ya da tümörünün yükseltmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Detaylara girmeyelim ama şöyle bilelim. Karaciğer nakli yaptıktan sonra hastaların özellikle canlı nakilden sonra üçte birinde bir yer bir sorun gelişiyor. Yani aslında çok sık arkadaşlar. Şöyle düşünün 100 tane nakil yapıldığı zaman 30 tanesinde ERCP ya da PTK gerektiren bir sorunla sonuçlanıyor. Nasıl oluyor? Ya böyle tam anastomoz yerinde bir darlık oluyor ya da iskemik yani non-anastomatik ise böyle uzun darlıklar olabiliyor. Burada şunu unutmayalım. Nakilden sonra denervasyona bağlı sağ üst katran ağrısını bu hastalarda diğer hastalar gibi beklemeyeceğiz. Bir. İkincisi normalde bir darlık varken biliyorsunuz safra yolları yukarıda oluyor ama yine nakilden sonra ciddi darlık olsa bile saflı yolları dirakte olmayabiliyor. Bu nedenle sorunun tek göstergesi karaciğer enzim yüksekliği olabiliyor ya da kolanjiografik bulgular olabiliyor. Buradan kastımız şu. Karaciğer enzimlerine baktık. Nakil olmuş bir hasta. Bir yükseklik var. Hemen en basit görüntüleme yöntemimiz olan abdominal ultrasonumuzu istedik. Abdominal ultrasonumuzu saf yolları dilate ise ERCP yapıyoruz. Eğer abdominal ultrasonografimizde asit biloma var. Kaçak olabilir dedik ya bu, hastalarda. Yani direnaj yaptırdık. MRCP yaptırdık. MR yine bozuksa ERCP yapıyoruz. Enzimler yüksek. Ultrason normal. Olsa bile yüksek klinik şüphe varsa yine de MRCP yaptırıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi MRCP'de siz anastomozu dar görürseniz enzimleri normal de olsa hastaya ERCP yapmak gerekiyor. Bunu geçelim. Bunu da geçelim. Bunlar detay. Birkaç örnek göstereyim. Sağ nakil olmuş aslında. Yani solu yok arkadaşlar. Burası yok. Şurasında darlığı var bakın. Bu, şu balonumuz, şu balonun işaretleri, markerları tam bunu darlığın olduğu yere getirip balonumuzu şişiriyoruz. Sonra koyabildiğimiz kadar çok stentler koyuyoruz. Belli periyotlarda 3 ayda bir stentleri değiştiriyoruz ve neticede o darlığı geçirmeye çalışıyoruz. Bu da iskemik darlığı olan bir hastamız. Bakın buradan başlıyor çok uzun yani neredeyse 2-3 santimetre bir darlığı var. Bunların tedavisi çok daha zor. Oraya da stentler koyuyoruz. Malin bir yer darlıklara geçelim. Bunlar distal malin bir yer darlıklar olabiliyor. Bir de proksimal olanlar var. Bunların tedavileri biraz farklılık gösteriyor. Malin bir yer darlıklarda RCP'yi niye yapalım? Bir, tanısal yapabiliriz arkadaşlar. Biraz önce söyledik. Tanısal RCP indikasyonları da var diye. Hastalara gösterilmiş bir Darlık varsa, bunun malin olup olmadığını anlamak için RCP yapıp oradan fırça sitolojisi, biyopsi yapabiliriz, kolanjioskopi yapabiliriz. İkinci malin bir yer darlıklardaki RCP indikasyonumuz, hasta oper olacak ama bilirubini yüksek. Pire operatif bir yer direnaj amacıyla yapabiliriz. Üçüncü olarak hasta inop ya da komorbit hastalıkları var, ameliyat olamayacak, palyatif bir yer direnaj yapabiliriz. Ve son olarak da fotodinamik tedavi, radyo frekans, ablasyon gibi tedavi edici modaliteler için ERCP yapabiliriz. Şimdi bu detaya girmeyelim ama şunu bilelim arkadaşlar. Eğer pankreas kanseri, distal selüler, SA gibi yani koledon alt ucunda malin bir hastalık varsa, ERCP yapmamız için ana indikasyon bilirubinin onun üstünde olması. Çünkü çalışmalar göstermiş ki yani daha düşük bilirubinlerde Hasta ister ERCP ya da başka bir metotta bir dürbünün düşür, ister de yüksek ameliyat olsun. Sonuçlar arasında fark yok. Bir dürbün onun üstündeyse ERCP yapacağız. Başka ne zaman? Yani böyle olmasa bile hastanın inatçı karşımsızı var, kolanjiti varsa ERCP yapacağız. Neoatyon kemoterapi alacaksa bu ilaçlar karaciğer fonksiyonlarını bozacağı için ERCP ile öncesinde direnaz sağlayacağız. ERCP e, cerrahi için 3 haftadan fazla bir gecikme olacağı düşünülüyorsa direnaj sağlayacağız. Ve diagnostik amaçla zaten yapmışsak bir stent de koyacağız. Proksimal yani hirusa doğru olan darlıklarda ise biraz daha yaklaşım farklı. Burada tam 10 demeyelim ama 3'ün üstündeyken de yapılabilir gibi algılayalım. Çünkü bunlarda direnaj daha önemli. E, bilirbinin çok daha düşük olmasını istiyor cerrahlar. Proksimal malin bir yer darlıklarda bu grubu da geçelim. Şimdi koledok kistleri konjenital bir olay bu. Burada ERCP'nin indikasyonu var mı? Evet var. Şimdi bunu tek tek tiplerinden bahsetmeyeceğim arkadaşlar ama tip 3 koledok kisti Todani sınıflamasına göre yani bu şu demek koledon papile açıldığı yerde şöyle bir e, kistik genişleme var. Pankreas kanalı da bunu açılıyor. Şimdi resimlerden anlayacaksınız. Yine bu benim hastalarımdan biri. Şu pankreas kanalı arkadaşlar bakın geliyor. Şu da koledok geliyor. Ve koledokosel yani doğa dönümü açıldığı yerde bir kistik dilatasyonla açılıyor. Bu hastalarda ERCP, şu da bizim ERCP bulgumuz aynı hastanın. Şu koledo, şu pankreas kanalı, şu kistik dilatasyonu. Tek başına tedavi edici olabiliyoruz. Çünkü biraz önce gösterdiğimiz o taşlı hastadaki sfinkterotomiyi düşünün. Bunun üstünü önce sfinkteri sonra önce bunun üstündeki mukozayı sonra sfinkleri kestiğiniz zaman şurada tamamen o kistik yapının kaybolduğunu görmektesiniz. Akut kolesistit. Burada ERCP'nin rolü var mı? Ee, belki size biraz şey gelebilir ama evet var. Oldukça da fazla sayıda böyle hasta da e, yaptık. Eğer hastanın akut kolesistiti var. işte bir, bir miktar kesesinin etrafına sıvı da yayılmış. Ve hasta kolestektomi yaplamayacak kadar durumu kötü, yaşlı, konor bir durumu var. Yani hastaya ameliyat ettiremiyorsunuz. Aslında buradaki ilk seçenek genellikle perkutan kolestostomi tüpü yerleştirmek oluyor. Buna da kontraindikasyon olabiliyor. İşte iğne uzun ya da asit var gibi. Bu gibi durumlarda e, papilden girip sistik kanalı bulup kese içerisine yani nazo kistik e, diren ya da stent koyabiliyoruz. Bu şekilde hastalar... E, iyileşebiliyor. Kistidatik, Türk toplumunda oldukça sık görülen e, bir parazitler hastalık ve ERCP'nin önemli bir e, indikasyonu bizim toplumumuz için. Burada ana indikasyonumuz kistin safra kanallarına açılması oluyor. Bu spontan olabiliyor. Peer sonrası olabiliyor. Peirden kastımız radyolojik olarak kiste telavi etmek için içine girdiğiniz zaman. Onda olabiliyor ve cerrahi sonrası olabiliyor. Bazen bronko bronkobilyer fistüller olabiliyor. Kist ameliyatı yapılan hastalarda persisten bilyer fistül gelişebiliyor. Yine o zaman RCP gerekebiliyor. Bazen de kist cerrahisi öncesi nazobilyer diren yerleştirmek için yapabiliyoruz. Bir örnek gösterelim. Keşke vaktimiz bol olsa. Belki ileride yaparız. Bir toplantı salonunda bunların videolarını göstersem size. Şu bir kistin içine endoskopik olarak bakın girmişiz. Kist membranları Bundan yığınla toplayabiliyorsunuz. Bu hastanın başlangıçtaki kistidati. Bunun için arkadaşlar biz endoskopik olarak giriyoruz. Bunun içindeki membranları elimizdeki değişik enstrümanlarla koledok yoluyla temizliyoruz. Bunu küçültürseniz tek başına endoskopik olarak bakın ne cerrahi ne perkütan bir şey kullanmadan zaman içerisinde kist kavitesinin neredeyse küçüldüğünü ve yok olma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde 20'ye yakın hastayı tek başına endoskopik olarak tedavi ettim bugüne kadar. Pankreatik ERCP endikasyonları var bir de tabi bir diğer endikasyonlar dışında. Akut rekürren pankreatit, kronik pankreatit, pankreas kanal kaçakları, pankreatik sıvı koleksiyonları ve pankreatik kanseri sayabiliriz. Hızlı hızlı bahsedelim. Akut rekürren pankreat önemli bir şey arkadaşlar. Buradan kastımız şu, detaya girmeyeceğim. Bir hasta düşünün, bir kere pankreat hata geçirdi. Bir şey yapmayabilirsiniz, neden bulamasanız bile. Ama ikinci kez bir akut pankreat atağı geçirirse biz buna ve neden bulamazsak idiopatik akut reküren pankreatit diyoruz. Yani pankreatitin bildiğiniz bir yer işte taşa mı bağlı, alkole mi bağlı, aile öyküsü var mı, immunoglobulin G4 ilişkili bir hastalığı var mı, ilaca mı bağlı, her şeyi yaptık, görüntülemeleri yaptık, EUS yaptık, MRCP yaptık, hiçbir neden bulamıyoruz. Ve hasta iki defa atak geçiriyorsa burada ERCP endikasyonu var arkadaşlar. Çünkü bu hastaların yaklaşık yüzde yetmişinde ERCP hem tanısal hem de tedavi edici rol oynuyor. Ne Neleri bulabiliyor ben size söyleyeyim? Bir tanesi mesela görüntülemelerde göremediğiniz mikrolikte soruyor. Siz bir yer sikmikterotomi yaparsanız bu sorunu çözmüş oluyorsunuz. Pankreas divizyum yine e, e, görüntülemelerde göremeyip ERCP ile görebilirsiniz. Pankrato biliyer birleşim anomalileri var konjenital. Bunları saptayıp tedavi edebilirsiniz. Biraz önce söyledim akut pankreatiği uğraşan koledokoseli tedavi edebilirsiniz. Sifinkter otti fonksiyonu varsa sifinkterotomi tek başına tedavi edici olabilir. Bu nedenle akut reküren pankreatide RCP mutlaka akılda tutacak bir modalite. Kronik pankreatit, biraz önce kronik pankreatite bağlı bir yer darlığı söyledik. Bu kronik pankreatitin kendisine bağlı ERCP yapalım mı? Yapalım. Tek indikasyonumuz var arkadaşlar ağrı. Kronik pankreatit var hastanın nedeni ne olursa olsun. ister taş olsun, başlangıcında ister alkol olsun, ister genetik olsun hiç önemli değil. Kronik pankreatit gelişmiş hastanın eğer kanalı dilate ve hasta bu durumdan ağrı çekiyorsa ERCP endikasyonu var. ERCP ne yapıyor arkadaşlar? Eğer pankreas kanalında taş varsa ve taş 5 milimetreden küçükse Sayıca azsa ve baş bölgesinde ise direkt ERCP yapabilirsiniz. Ama 5 milimetreden büyükse ve ulaşılması daha zor yerdeyse ise ERCP'den önce ekstra korporeal şoklu litotripsi diye bir metotta taşları kırdırmak gerekiyor. İkinci bir şeye geçmeden önce bakın bu kronik pankreatitli bir hasta. Şu altta taşlar var. Beyaz olanlar taşlar. Balonla taşları şurada görüyorsunuz. Pankreatit temizliyoruz ve stent koyuyoruz. Eğer burnun içindeki basıncı düşürürseniz hastaların yüzde yetmişinin ağrısında azalma olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer şey taş yok ama hastada dominant strüktür var. Pankreas kanalındaki dominant strüktürden bahsediyoruz. Bu durumda yine strüktürü dilat edip stent koyarsanız hastaların önemli bir çoğunluğu fayda görüyor. Kronik pankreatit, pankreas divizyumu olan bir hasta bu. Bakın şu majör papil, bu minör papil. Pankreas divizyumda minör papilden çalışıyoruz. Pankreas kanalının dilatı olduğunu, yan kanalların belirgin olduğunu görüyorsunuz. Minör papile balon dilatasyonu yapıp stent koymuşuz. Bunu geçelim. Bir diğer şey pankreatik kanal kaçakları. Bunlar genellikle cerrahi sonrasında oluyor arkadaşlar. Splenektomi sonrası, işte sol kolon ameliyatları sonrası. Bunlarda bir fistül gelişirse endoskopik olarak stent koyuyoruz önemli bir endikasyon sizin de sık karşılaşacağınızı düşündüğüm hasta pankreatit geçiriyor ve sıvı koleksiyonu oluşuyor. Bunlar iki grup oluyor arkadaşlar. Ya pseudokist oluyor ya da volutof nekroz oluyor. Farkı ne? Pseudokist içerisinde depris çok az. Volutof nekroz ise içerisinde bol miktarda ölü nekrotik doku var demek arkadaşlar. Bunlara ERCP'nin bir faydası var mı? Var. Şimdi birincisi bunlara endoskopik olarak bu sıvı koleksiyonlarını boşaltmak için ataktan sonra en az dört hafta geçmesi gerekiyor. Ki etrafında sağlam bir duvar yapısı olursun. İki, enfekte olacak. Yani sıvı koleksiyonunun von olsun ister psoroküs, enfekte olması lazım ya da semptom olacak arkadaşlar. Yoksa tek başına işte burada bir sıvı koleksiyonu var aslında pankreat geçirdi bu da 8 santim. Aa büyükçe de duruyor. Biz bunu hiçbir sorunu, hiçbir enfeksiyonu, hiçbir semptom olmayan hasta da müdahale etmiyoruz. Semptomdan kastımız ne? İşte mideye bası yapıyor, hasta yemek yiyemiyor. Hastanın ağrı soruyor ya da safra yollarına bası yapıyor, sarılık olmuş. Semptomdan kastımız da bu. Ne yapıyoruz? İşte bakın midede şu pilor arkadaşlar, midede kistin basısını görüyorsunuz. İğne uçlu sfinkteleton diye elektrikle e, mideyi delmemizi yarayan bir aletimiz var. Burayı deliyoruz ve kisting içine telimizi yolluyoruz. Sonra o girdiğimiz yeri balonla ilateriyoruz ediyoruz ve onun içine şöyle iki ucu halter gibi olan stentler koyabiliyoruz. İşte bir hasta pankreatik volutof nekrozu var. Şöyle pankreas lojunda görüyorsunuz kocaman. Bunun içine metal stent koymuşuz. İki ucu halter gibi dediğim şu şekilde ve sıvının küçüldüğünü görmektesiniz. Bazen Direkt endoskopla kistik kavitenin içine giriyoruz. Wallet nekrozun bura ölmüş dokuyla dolu arkadaşlar. Seanslar halinde bunu temizliyoruz ve nihayetinde böyle e, granülasyon dokusundan duvarını görebileceğimiz temiz bir hale getirebiliyoruz. Bunu geçelim. Ampuller hastalıklarda RCP indikasyonu var mı? Var. Bir sphincter disfonksiyon diye bir hastalık var arkadaşlar. Yani Major papillada. Biliyorsunuz orada hem bir bir yer var hem pankreatik sfinkter var ve her ikisi birleşerek e, ana sifinkleri oluşturuyorlar. Bunların da tarif edilmiş bir hastalık bu sifinkler disfonksiyonu. Bunlar da e, bunun detaylarını sizin çok bilmenize gerek yok. ERCP endikasyonu uygun durumlarda var. Bu belki e, rastlayabilirsiniz ampuller tümörler. Buradan kastımız ampuller aslında işte endoskopi de gördük ya da RCP de gördük. Hastanın adenom olduğunu düşünüyorsunuz. Endoskopik olarak malin gözükmüyor. İşte histoloji biyopsi aldık. E, high grade displazi dahil girişim yapabilirsiniz. Ama malinite varsa endoskopik girişim yapmıyoruz. Ve 4-5 santimden küçük duktal invazyon yoksa girişim yapıyoruz. ERCP ne yapabilir? Yine benim vakalarımdan biri bu. bu. Adenom gelmiş. Bakın bunun etrafını önce Serum fizyolojik ile şişiriyoruz ki bunu kesip çıkarttığımız zaman perforasyon ve kanama olmasın diye. Bu sineir ile bunu yakalıyoruz, sıkıyoruz ve elektrokoter ile bunu kesiyoruz. Şu şekilde şu şeyi çıkarttığımızı görüyorsunuz. Daha sonra bu çıkarttığımızda alt taraftaki pankreas kanalı da hasar göreceği için hasta pankreatit olmasın diye bir stent koyuyoruz. Tanısal olabilir mi? Oraya gelelim. Evet olabilir. Ee, önemlilerini söyleyeyim PSC'yi söylemiştik Nadir de olsa tanısal olabilir diye Magnite tanısı koymak için yapabiliriz Onu söyleyelim Bir de önemli olarak bu konjenital anomalleri Bazen e, MRCP dahil gösteremeyebiliyor Bazı anatomik anomalleri saptamak için Tanısal ERCP yapabiliriz Yalnız arkadaşlar ERCP e, Tarihsel süreç içerisinde Başlangıçta önemli ölçüde tanısal olmaktan günümüzde neredeyse yüzde 99 oranında telaveriz verici bir modalite. Yani tanı koymak için çok fazla ERCP yapmıyoruz. Kontrendikasyonlarından hızlıca bahsedelim. Hasta için oluşan risk yapacağın işlem daha fazlaysa ERCP yapmıyoruz. Bu kesin bir. Şüpheli ya da bilinen bir organ perforasyonu varsa yapmamak lazım. İki, kardiyovasküler nörolojik pulmoner instabilite. Yani Nefes alamayan bir ne RCP yapmıyoruz. Eğer böyle bir kardiyovasküler pulmoner olarak hasta iyi değilse direnaj yöntemimizin perkütan olması lazım. Çünkü endoskop hastayı ilave bir sıkıntı yaratıyor. Peki bu çok önemli arkadaşlar. Ee, üzülerek söylüyorum. Yani bu işin direkt düz bir endoskopi gibi e, algılanmasını kesinlikle istemiyorum. Bütün kaynaklarda bu şekilde bahsediyor. ERCP'nin Spesifik kontraindikasyonu olarak yeterli ERCP eğitimi olmayan endoskopist, gerekli ekipman ve aksesuarların yokluğunu da mutlaka bilmemiz lazım. Kanama ilişkili kontraindikasyon var mı? Var. Bizden ERCP isteyecekseniz arkadaşlar, hastaya daha önce sifinkteritomi yapılmışsa, yani sifinklerini kesmişsek, stenti var vesaire daha önceden hasta ERCP yapılmışsa, iğne Terapötik aralıktaysa yapabiliriz. Yani bir buçuk, iki buçuk arasındayken yapabiliriz. Ama iki buçuğun üstünde olmayacak. Bir diğeri de arkadaşlar bakın sifinkterotomi yapmayacaksak hasta aspirin alabilir. Hasta kumadin alabilir. E, hasta bir tek işlem günü direkt oral antikoagülan kullanmayacak. Peki sifinkterotomi yapacaksak o zaman iş biraz karışıyor. INR kesinlikle bir altında olacak arkadaşlar. INR bir üstünde olan hiç kimseye sfinkteretomi yapmıyoruz. Klopidokrel ve benzeri anti tedavi alan hastalara yapmıyoruz. Kumadin kullanan hastalara yapmıyoruz. Aynı gün düşük moleküler ağırlıklı epalin aynı gün içinde almışsa onlara da yapmıyoruz. 48 saatten kısa süre içerisinde direkt oral antikoagülan kullanan hastalara yapmıyoruz. Bir de bu özel bir durum. Aslında aspirini hemen hemen her durumda yapıyoruz ama hem sifinkteratom hem de balon dilatasyonu yapacaksak aspirin kullanan hastalara da ERCP yapmıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İhsan Hocam duyuyor musunuz? Hocam biz teşekkür